Burada yakalanmayız herhalde. Sanmıyorum. Yani herkes bizim evin oradaydı bugün. Şuraya oturalım mı? Olur. Ne gündü ama. Evet. Heyecanlıydı. Yani biraz çocuksuydu ama güzeldi. Gerçi ben bazen çocuk olmayı severim. Ya ne diyeceğim? Geçen gün benim çocukluğumun geçtiği yerlere gittik. Acaba diyorum ki bir sonraki sefer de senin çocukluğunun geçtiği yerlere mi gitsek? Çok merak ediyorum çünkü. Gidemeyiz. Çünkü benim çocukluğum hep evde geçti. Nasıl yani? Hatta oyun atölyelerinde ve etüt merkezlerinde geçti. Ya. Olur mu canım öyle şey? Olur. Şöyle anlatayım sana. 3 yaşında anaokuluyla başlayan çocukluk hayatım yüksek lisansa kadar böyle devam etti. Beni her gün okuldan şoför alıp eve getiriyordu. Sonra keman hocası geliyordu. O gidiyordu, Fransızca hocası geliyordu. O gidiyordu, davranış bilimci geliyordu. En son hepsi gidiyordu. Annem babam geliyordu, akşam yemek yiyorduk. Ben 8.30'da uyuyordum. 8.30'da? Sabah 5'te kalkıyordum. Yüzme antrenmanım vardı. Yüzücüler böyle. Sabahları herkes mışıl mışıl uyurken onlar buz gibi suya girip antrenman yaparlar. Ya her gün böyleydi işte. Hadi ya. İşte buna donanımlı olmak diyorlar. Ya bilgisayar gibi düşün. Ne kadar donanımlıysan o kadar iyisindir. Ama işte. Ama ne? Yani donanım ne kadar fazlaysa yazdığında da sorun çıkma ihtimali o kadar artıyor. Aynı benim gibi. İyi tamam. O zaman ben sana bundan sonra bay yazılım hatası diyeceğim. De. Şaka şaka demeyeceğim öyle bir şey.